Bu iktidarın zihniyeti bakıyoruz Türk Dil Kurumu'nda karşımıza çıkıyor. Bugün sosyal medya adeta çalkalandı. Türk Dil Kurumu'nda müsait kavramının karşılığı parantez içerisinde kadın diyor ve flört etmeye müsait diyerek bir kez daha kadını hakir gören, aşağılayan, eşitsizliğinin üzerine vurgu yapan, cinsiyetçi sömürüye açık bir söylem. Biraz önce Levent Bey konuşma yaparken Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki bir ifadeden bahsetti. Burada müsait kelimesinin karşılığı olarak ikinci açıklamada flört etmeye hazır olan, kolayca flört edilebilen parantez içinde kadın şeklinde bir ifade mevcut. Bu ifade kadını hakir gören, kadını aşağılayan tavrın, anlayışın, zihnin uzantısı olan bir ifade ve Türk diline ilişkin bir kamusta olmaması gereken bir cümle. O bakımdan Levent Bey'e teşekkür ediyorum. Bunu sosyal medyada dile getiren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii devletin denetimdeki Türk Dil Kurumu'nda kadına yönelik böyle bir hepimizin de üzüntüyle karşıladığı bir ifadenin geçmesi aslında siyasal iktidarın da sahiplendiği bir anlayışı yansıtıyor. Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşitlik fıtrata ters derken neyi kastediyor acaba? Varsın onlar inadına dekolte, inadına mini etek giyerek fevralan etsinler derken neyi kastediyordu acaba? Ananı da al git derken neyi kastediyordu? Her kürtaj bir uluderidir derken neyi kastediyordu? Yine Sayın Bülent Arıç, kadınsa iffetli olacak, herkes içinde kahkaha atmayacak derken neyi kastediyordu? Ben eş demem, eş yoktur, eşitlik yoktur, ben karımla çocuğuma eşit demem, eşit değil, zevcem olur derken, patronun hizmetini yapıyor, çalışan kadından bahsediyorum derken, AKP sözcüleri ve onların referans aldığı yazarlar, bunlar basit sıradan değerlendirmeler değil. Siyasal iktidarın desteği ve himayesi olmasa bunlar da yazılmazdı. Herkes önce bir kere öndeki pisliği temizlesin. Sayın Başkan, şimdi tabii ki uygun, müsait kelimesinin karşılığı uygun, uygun olan kişi anlamına gelir. Yani siz müsait misiniz diye sadece yani verilen örnek biraz hoş olmamıştır tabii ki Dil Kurumu'nun o ifadesinde. Yani bir makama müracaat edersiniz, görüşmek istediğinizde de müsait olmadığını sorabilirsiniz. Yani o örnek de verebilirdi. Burada pek hoş olmamak durumundadır, hoş değildir. Ama bakın bu türden kelimeler kullanırken Türkçe'de çok önemli bir takım değerler vardır. Bu değerleri çok düzgün kullanmak gerekiyor. Yani bir bakıma Türkçedeki elastiki kelimelerde hem kullanmayı dikkatli diğer başka kelimelerle kullanmak gerekir hem de telaffuzu doğru yapmak gerekir. Yani hakir diyemezsiniz hakir kelimesine, fakir kelimesine de fakir diyemediğiniz gibi. Dolayısıyla bunların çok doğru bir şekilde telaffuz edilmesi gerekir. Maalesef eskiden olduğu gibi harfleri uzatacak işaretler konmamış olması büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkıyor bununla birlikte. Teşekkür ediyorum. Size söz vereceğim ama önce şunu söyleyeyim. Son zamanlarda bütün kadınların dikkatini çeken ve her anlamda çeşitli sivil toplum örgütleri, yazarlar, çizerler, kadın siyasetçiler açısından hem çok incitici bulunan hem de itiraz edilen bir konu var. Rica ediyorum ben meclisimizi tenzih ederek ama erkekler genellikle örneklerini kadınlar üzerinden veriyor. Bu konuya yani biz milletvekilleri olarak seçilmiş insanlar olarak kadınıyla erkeğiyle eğer dikkat edebilirsek bunu ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Yani bir kavga ediliyor kadın örnek iyi bir şey konuşuluyor kadın örnek istemiyoruz kardeşim yapmayın. Yani bunu kimse hiçbir kadın istemiyor. Yani bununla ilgili biber mi süreceğiz? Şu tokmakla bir şey mi yapacağız? Onu bilmiyorum.